Açılın. Açılın. Koyunlar yufka yermiş canım, buraya doluşmuşsunuz. Mart kedileri gibi. Yozgat merkez Evci köyündeyiz. Biraz sonra da leziz bir şey yiyeceğiz ama bu yiyeceğimiz şey ne? Bir bakalım bu yapılan şeyin lezzetini en iyi acaba kim bilir? Benim gördüğüm kadarıyla iki abla aynı anda bu soruya rahatlıkla cevap verebilirler. Kolay gelsin efendim. Sağ olasın. Nasılsınız? İyiyik. Biz de iyiyik. Evet. Zararımız yok. Allah iyilik versin. Cümlemize inşallah. İsminizi bağışlar mısınız? Zeliha Köse. Zeliha hanımefendiciğim. Şöyle bir baktım da kadroda bu yemeklerin tadını en iyi anladığım kadarıyla, daha doğrusu gördüğüm kadarıyla siz biliyorsunuz. Nasıl tatları hani? İyi tatları. Bol mu yiyorsunuz? Bol. Bayağı bol. Bol. Yoksa bol. Evlendiğinizde bu kilo yoktu herhalde. Evet, evlendiğimizde de vardı, evet şimdi de var. Ben diyorum ezelden beri. Ezelden belli böyle kilo oluyor. Kilolusunuz. Bey de memnun Zahar hani kilodan hani. Evet memnun. Değil mi? Türk kadını dediğim biraz. Evet. Az bir kilolu olacak yani hani öyle. Çok da tabii, zayıf. Tabii. Efendim bizim Türk erkekleri pek de çok da zayıf. İstemiyorlar mı? İstemiyorlar. İstemiyorlar. Zayıf istemiyorlar. Niye acaba şey mi diyorlar? Mesela atıyorum Mustafa'nın karısına Mustafa bakamıyor galiba. Bu ne ya? İncecik. Tabii ya. Öyle diyorlar. Hani biraz böyle kilolu olunca maşallah hanımına bakıyor. Vallahi iyi adam. Evet, ya mı diyorlar? Öyle bakıyor diyorlar. Ne? Yoksa hani biz kiloya bayıldığımızdan değil belki de yani. Evet. Maksat alemin ağzı torba değil ki büzesin. Tabii. Adam memnun. Memnun. Ya Allah korusun yarın öbür gün işte ne bileyim zayıflama hapları falan alsanız kilo verseniz belki adam diyecek ki bu ne ya? Tabii o olacak. Değil mi? Niye evet. Kilo veriyorsun hanım? Diyecek. Demek ki şehir ve köy yaklaşımları biraz farklı. Şimdi yosunapları mosunapları bir şey çıkmışlar. Çıkmış. Hanımlar böyle ilaçları alıyorlar, kilo veriyorlar. Hayır, onlar yok. Ya olmaması onları lazım. Onları kullanmak. Olmaması biz lazım. Biz köylüyük. Kullanmak biz onları. Evet. Biz dolaşırız, yer titretirik. Geldiğimiz zaman belli ederik. Evet. Aynı görüşte miyiz? Evet. Biz kilomuzla barışık. Barışık. Mutlu mesuduz. Mutluyum. Adamlar da memnun. Memnun. Kime ne? Öyle. Efendim Türk insanının... kilosu Avrupa ortalamalarının üstündeymiş. Ulan Avrupa'nın ahlaksızlık ortalaması bizim binlerce kat. Biz bir şey diyor muyuz? Size ne kardeşim bizim gramajımızdan? Siz kendi ahlaksızlığınıza bakın. Allah Allah ya. Pek mi güldün sen annem? Halen de devam ediyor. Hafif zayıfım diye havalara giriyorsun Zahar. Ben hastayım. Benim şekerim olduğu için ben... Yoksa ben bir kilo alırdım. Barnaklarını yedin ama... İşte kilo ah almadım. Şeker, kilo i̇şte, almadım. Hiç de kalmamış. Hiç de yok. Ne de yok. Hiçbir şey yok. Battal köse senin değil mi? Evet. Koskoca battal köse eşini niye dişlerini yaptırmış? Bilmiyorum ki. Bu ara ama şey be anne. Hayvan para etmiyor ya. Etmiyor diye edenden satarız. 4 sene önce 300 milyondu, bu sene 220 milyon aynı hayvanı zor satıyor. Adam ne yapsın ya? Çalışsın. Ne çalışsın? Çalışsın. Ameliyata gitsin. Senin dişini yaptıracak ya. Ameliyata gidecek adam. Hakkın mıdır bu yani? Az bir sabret. Önümüz kurban. Yani önümüz dediğimiz ha, var biraz. O zaman ata. Çok zaman geçiyor. Sen Allah bilir adamın başının etini yiyor. Dişini yaptır, dişimi yaptır diye. Öyle mi? Olabilir, oluyor. Oğulların da haklısın diyor, oğulların diyor. 10 tane oğlum var, onlar da haklısın diyor. Kaç tane oğlan var? 8. 10 tane mi biliyor? 8 oğlan. Maşallah. 5 kız, 13 tane. Çok affedersin anneciğim. Hepsini sen mi doğurdun? Tabii diyor benim. 13 tane çocuk. 13 tane. Bir ordun var senin, bir futbol takımından fazla. Evladın yarının var annem. Herhalde adam öyle. Adam haklı. 100'er milyon koysa çocuklar... Senin yani köyün ağzını yaptırırlar ya. Yaptırırlar da oğlanlar diyor bu salmıyor diş taktırmayı ya. Bu salmıyor. Sebep? Sebep gitme diyor eden diyor. Davarmalı kim görecek diyor. Kıskanıyor olmasın? Yok. Kıskanmıyor. Kıskanmıyor da davarmal çok. Onu ben atıp kendi geliyor. Davarı senin üstüne atıyor. He. Diş yaptırmaya gittin de davarın başında o duracak. Mecbur kalınca duracak.
Dolayısıyla sen dişsiz duruyorsun yani. Ben duruyorum, dişsiz duruyorum. Adam şeyi de düşünebilir bak. Bizim hanımın dişine 100'er milyon verene kadar çocuklar 100'er milyon ve ben bir sürü daha kurarım yahu der. E doğru söylüyorsun abi. Pardon efendim? Hanım alırım bunun dişini dahtıramaça diyor. Bende de öyle bir arkadaş var. Ha, öyle diyor. Bir arkadaş da bende öyle var. Geçen dişçiye gitmiş, eşinin dişlerinin maliyetini öğrenmiş. Demiş ki ben bu dişi yaptırana kadar bir kere daha evlenirim demiş. Adamlar iki evlenmeye havaslanıyor, iki evlenmeye havaslanıyor. Bir de ne yapar diyorlar. Hocam genellemeyeyim de Yozgat'ta öyle mi diyor adamlar? Ne yapar Yozgat'ta hep diyor öyle diyor. Senin diyor. Adam da dedi yani. Bana. Benim adam da diyor. Aha muhtarın hanımı da. Zaten burada. Muhtarlar affedersin. Yani yarısından çoğu bunların. Biz iki evlenirik diyorsun. Gelin istersen sen gelin diyor. Sizin adam diyor mu ben ikinci evleneceğim diyor. Evlenir ya hani gelin hani. Aday mı bulamadın? Aday bulamadı. Aday kimdirsin? Bu adam davarın malın karnını çeker mi? 13 tane çocuğun gel de karnını çeker mi adam? Yaparken... Gelen hanım. İsminizi bağışlarsanız. Zekiye Güneş. Zekiye Hanım efendim, sizin evet. De dişler sizce de malum evet. Kalmamış. Kalmadı. Muhtar ne diyor efendim? Muhtar ne desin? Yeniden hanım alayım diyor. Sen eskidin diyor. Sen eskidin diyor. Evet. Olur mu canım öyle şey? Sizi nasıl aldı efendim? Bizi cahilliğinde aldı. Sevdi aldı. O zaman biraz cesurdu o zaman. Cahilliği, yiğitliği vardı aldı. Şimdi aklı kesmiyor. Evleneyim diyor. Bir türlü beceremiyor. Dilinde adamın. Dilinde. Elinde bir şey yok. Yoksa diyorsunuz yani hani... Var tabii canım bizim de eşimiz dostumuz yani safi dilinde olan arkadaşlar. Dilinde. Olur. Zararı yok onların. Yok onun zararı yok. Onlar öyle konuşur anne. Yok canım korkmuyorum evlenin cesede hiç korkmuyorum. Peki yarın öbür gün senin o cesaretsiz dediğin, senin o beceremiyor dediğin adam. Evet. Taksa koluna bir tanesini eve gelse. Gelsin. Nasıl gelsin? Hoş geldi sefa aldı. Başının üstünde yeri var. Evet. Bir oda ayırırım onlar kalır. Açacaksın odanın birini yani. Açacağım odanın birini. Onlara özel vereceğim. Nedir buranın adamları böyle hanım alacağız, hanım alacağız diye? Alan var mı? Kele yok bunlara bakma partalatıyorlar yavrum kölen oğlum. Alamazlar. Alamazlar. Senin adam dedi mi sana anne? Vah benim adam gözünden ameliyat oldu öyle diyeyim. Evvelden derdi. Hanım alacağım ben. He? Gözünden ameliyat olmasaydı? Alırdı. Belki bir beğenen çıkardı diyor. He belki biri bağırırdı. Peki efendim siz kızmaz mıydınız? Ama niye 5 tane oğlum var birinin yanına giderdim. Niye kumanla otursana paşa. Ya kumayla niye oturayım? Nasıl niye oturayım? Hizmet eder belki sana. Bilen etmezdi. Niye? Kum adamı hizmet eder mi yavrum? Etmez olur mu canım? Ne kumalar var memlekette? Ama. Bir dediğini iki etmiyorlar koca hanımın. Çay diyorlar önünde, evin temizliği onda, hayvanlara bakanlar var, çocuğuna bakanlar var. Bakmaz yavrum bir sürü ne yapayım, davarım neyim var, bakmaz. Bir de var, koçuşu da var. Allah iyi kumaya düşürsün inşallah cümle. İyi itiraz ver bana hiç durmadan. Bana itiraz veriyor iyi kumayla terbiye ol diye. Dedem evlenemezsin, ondan sonra dedem ne olacak evlenmeyi? Edemle uğraşsın da olsun. Sizin için risk hala var. Yani birini bulsa 13 çocuğa bakacak, bu kadar mala bakacak. O mecbura kalırsa bunu. Ev verecek buna bakma. Partalatı 5 tane oğlan ev verecek. 5 tane oğlan versin. Kendi evlenmesi dur. Kendi evlenene kadar diyor. Daha bekar çocukları ya, var. Ya askerden geldi yavrularım. Allah bahtlarını açık etsin. Amin amin. Önce babalarını bir baş göz etsin. Yok gelin yuvarlayıp partala vermem ben. Battalı hırtlağı sıkarım ne evleniyormuş. Siz nasıl evlendiniz dedemle? Ama ne bileyim ben o zaman. Ana babam neyim yoktu bir anam vardı işte. Beni buna verdiler. Siz beğenmiyor muydunuz adamı? Bağıntım. Sonra tabii. He. Daha önceden görmüş müydünüz evlenmeden önce? Koyun içindeyim görmedim mi? Gördün. He. Beğenir miydiniz? Beğenirdim he. Allah ya. Başka isteyen olmamış mıydı? Yok Siftahana benim kaynanam. Siftah bana... sizden bereket Allah'tan Allah'a verdik kızı. Hayrını görün. Bismillah yani. İlk isteyeni. He? Annem az duraydın diyeceğim ama geçmiş tabii. He. Kaç sene sonra bu adam ben ikinciyi alacağım demeye başladı? 2 sene, 3 sene sonra. Hemen 3 sene sonra. Nasıl direndin annem bu yaşa kadar? Nasıl durdurdun adamı? Benim bir sürü çocuğum vardı. Nasıl getiriyordu? Onlar beni kayırdılar.
Peki biz bu arada aslından kop çıktık. Bu nedir yaptığınız? Ekmek, Mehmet, yuka. Yuka. He? Kışlık mı yapıyorsunuz bunu annem? Sizin için yaptık. He? Bunları bazı yerde üst üste korlar, kuruturlar, kışında ıslatıp yerler. Evet. Biz böyle yaparız. Biz böyle yaparız. Taze yapmak, bir ettiğimizi bir ay yerik. Bir yaptığımızı bir ay yerik, biz beş takta yaparız. Kış içinde hazırlık yapıyor musunuz? Ha, kuz ayı dediğimizi yaparız, üç, dört boy vururuz, baharata yerik. Allah hayırlı kumalar nasip etsin inşallah. İyi dur ettin, verdar ol yavrum, kölen olayım. Şimdiden sonra ben kumayla öğreneceğim. Allah. Yok canım, siz kendi adamlarınıza söz geçiremiyorsunuz. Vallahi. Beni buldunuz gariban burada. Annem kolay gelsin. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın? Çok şükür. Zararımız yok. Allah sana sağ olun. Sağlığına duacıyım. İyisin inşallah. İyiyim Allah'a şükür. İsminiz nedir anne? Hüsne Köse. Hüsnü Hanım, sizin bey de tutturdu mu ikinci hanım diye? Bizim bey beş tane birer avradı vardı. Beş tane. Esas yalan konuşacak olan burada. Yalan söylemiyorum. 16 sene kumayla durdum. Esas konuşuyorum bunu. 16 sene. 16 sene. Kaç evliydi adam? İki. İki. O öldü. Ben ilk evliyim. İlki o sonra üstüme aldı. Niye aldı üstünüze? Çok çocuk vardı işte aldı. Ben 16 sene. Ben yavrum efendim gelmiş. Efendim mi gelmiş? He efendim gelmiş. Kızar sen hemen koş. He kızar. 16 sene. Aman koş üstüne kuma getirmesin bu yaştan sonra. Ben gidiyorum etme. Hadi sen git de. Kızmasın adam. Hadi görüşürüz annem, sağlıcakla kal. Niye adam ikinci kez evlenme gereği duydu? Evlendi işte. Ha, sebep ne, sevmiş mi? Demek ki sevmiş. Sevmiş. Nerede görmüş? Koyun içindeydi. Siz fark etmediniz mi bunların konuştuklarını? Fark ettim ya, üstüme almadım. Gelmez diye. Yoksa fark ettiniz, kulağınıza çalındı. Şey etmedim, aldırmadım, geçsin diye. Sonra adam size söyledi mi, hanım ben bir daha evlenmeyi düşünüyorum diye. Dedi. Siz ne dediniz? Ben de dedim ki, beş tane çocuk vardı, onun üstüne dedim, kimse gelmez dedim. Esas da geldi, 40 gün sonra çocuğu üstüne geldi. Beş tane çocuğun üstüne. Şimdi okumamın adı Bediha'ydı. Ondan sonra bir kız dünyaya geldi, onun adı Bediha. Kumanızın adını koydunuz. Kumanın adını koydum. O kadar mı seviyordunuz Bediha'nı? Birbirimizi seviyorduk. Dövüşmedik. Herifin eli değnekliydi. Herifin korkusundan dövüşmedik. Hiç dövüşmedik. Yoksa adam biraz eli maşalı olmasa? Dövüşürdük. Ne yapıyor adam, gelip bağırıyor muydu? Bağırmıyor diye şöyle bir baktı mıydı, tamam. Sıkıysa kavga et. Tabii. Nasıl bakıyordu efendim? Şöyle bir bakardı. Ya? Sen korkudun mu şöyle hanıma bakınca söyle. Benim hanıma bakmama gerek yok korkutmak için. Şimdi geldi miydi şöyle gelirdi. Şimdi çaydı onun yemeğiydi şöyle bir bakardı. İrkase gelmesin hemen her şeyi hazırlanıp gelirdi onun. İşte bakış nasıldı yenge? Şöyle bakar şöyle kızına bakar. Bakar. Ya. Ha? Yani adam şu an biri gelse alacak. E alacak tabii. Senin gelse. De gıkın affedersin çıkmayacak. Tabii çıkmayacak. Allah'a emanet. Amin. Sen selam söyle dayıma. Oldu. Dayım da orada. Hürmetlerimle. Kaldım duman içi dağlarda. Sevgili yarim nerelerde. Kaldım duman içi dağlarda. Sevgili yarim nerelerde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.